Bunları yere atıyorsanız. İlçe Tarım Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Çünkü neredeyse yok olmakta olan ve giderek eksikliğini daha çok hissedeceğimiz bir ürünü tekrar yaygınlaştırıp üreticimize emeğinin karşılığında para kazandıracak bir çalışmayı başlattılar. Daha çok yayılacağını ümit ediyorum. Bundan belki de 3-5 sene önce bir gün Şevketi Bostan'la ilgili bir etkinlik yapacağımız söylense kimsenin aklına gelmezdi bu. Ama demek ki gerçekten ciddi bir kayıpla karşı karşıyayız. Ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bu nedenle uyanıklık yapıp bu tehdide boyun eğmeyip onun gereğini yerine getiren ilçe tarım müdürümüze tekrar çok teşekkür ediyorum. Bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Bütün üreticilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varlar, iyi ki üretime devam ediyorlar. Şüphesiz ki bu proje önemli bir proje. O Şevketi Bostan. Ben de Şevketi Bostan'ı bilmezdim. Diyarbakır valisiyken orada Sayın Bakanımız Şevketi Bostan konusunda bir fasıl açmıştı. Ya nedir falan diye sorunca orada öğrenmiş olduk. Ama İzmir'e gelince özellikle burada Şevketi Bostan'ın değerini daha da iyi anlamış olduk. Dışarıdan baksanız bir diken gibi gözüküyor ama o dikenin içerisinde insana şifa olarak gelen her türlü içeriği de bulunuyor. Onun için bu bitkinin geliştirilmesi, üretilmesi, yaygınlaştırılması ve ev ekonomisine, ilçe ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlaması istenen bir nokta diye düşünüyorum. Yani ilk üretici olmak demek önemli efendim. Yani bu ilk üretici olmanın hocam, hediyesidir arkadaşların çok takdiri. Çok bunu, ama bunu düşürmeyelim. İçinde biraz sarı renkli bir şey var gibi gözüküyor. Efendim, bu da yine bir bıçak. Bunu da şöyle vermiş olalım. Şirketi Bostan tohumunu da yine takdim etmiş oluyoruz. Onu da içine mi bırakacağız? Kaybolmasın. Ama sen yine orada kaybetme. Biraz al. Bir de kalem. Evet. Hadi sen de kalemleri ver. Hayır. Sen bir tane. Gel.